Kurtuluş Savaşı'nın deniz bölümü lise tarih kitaplarında neden yok? Tanıdığım lise tarihi öğretmenine sordum. Kurtuluş Savaşı'nın deniz bölümünü anlatıyor musunuz diye. Verdiği cevap, kitaplarda da yok, müfredatta da yok oldu. Peki siz biliyor musunuz diye sordum. Samimi bir ifadeyle bilmiyoruz dedi. Niçin araştırıp öğrenmiyorsunuz dediğimde ise hiçbir cevap veremedi. Yurdumuzun insanlarının büyük bir bölümünün Kurtuluş Savaşı'nın deniz bölümünden haberi yok. Neler oldu bilmiyorlar. Gazar römörkörü, Alemdar römörkörü, Rusumat 400 mil teknesi, Şahin vapuru, Aydın Reis ve Provezör Gambot'u. Biraz daha geriye gidersek Hamidiye Provezörü neler yaptı? Akdeniz'de hangi rotaları izledi? Nusrat Mayın Dökme Gemisi. Döktüğü mayınlarla İngiliz donanmasına ait Aristobel, Ocean ve Fransız donanmasına ait bu vezetası aldıkları yaralar sonucu batırmışlardır. Muavineti Milliye Muhlibi. Çanakkale Savaşı sırasında İngilizlerin Kolaç zırhlısını torpido atışıyla batırmıştır. Sultanı Hisar Torpido Botu. Top atışı ile Avustralya denizaltısının periskopuna zarar vermiş, denizaltı su üstüne çıkınca mürettebatını esir aldıktan sonra denizaltıyı hamuslayarak batırmıştır. Çanakkale'den girip Marmara Denizi'ne çıkmaya çalışan Fransız denizaltısı Turkuaz'ı periskopundan vurup denizaltı satı yapınca esir alan Müstecip Onbaşı'dan dolayı denizaltıya el konulunca adı Müstecip Onbaşı denizaltısı olmuştur. Birçok kişi bilmez Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerinin Samsun'da, Trabzon'da ayaklanan Rum ve Ermeni çetelerine destek vermek için şehri topa tuttuğunu. Yunan ordusu İzmir'e çıkarken Amerika Birleşik Devletleri donanmasından Sands, McFarland ve Sturwant adlı 3 savaş gemisi destek vermiş. Kral Konstantin Haçlı seferlerinde Kral Richard'ın karaya çıktığı yerden yani anlamlı mesaj vermek için ana liman pasaporttan değil karşı yakadan karaya çıkmıştır. Çanakkale'de İngiliz gemilerine savaş malzemesi taşıyan yine ABD lojistik destek gemileridir. 1923 yılına kadar işgal kuvvetlerinin yanında 32 adet Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisi vardı. Gazavra makarı. Ufacık haliyle Karadeniz'de her seferinde güvertesi dolu olarak cephane taşımıştır. Alemdar römörkörü. Karadeniz'de Fransız gemisine esir düşmüş, sonra kahraman personeli Fransızları esir almıştır. Rusumat 4 hizmet teknesi. Karadeniz'de cephane taşımış durmuştur. Şahin vapuru. Karadeniz'de uçakları taşımıştır. Hamidiye Kruvizörü'nü anlatmaya sayfalar yetmez zaten. 1903-1924 tarihlerinin arasının iyi okunması gerekir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gözüm Sakarya'da, kulağım Karadeniz'de demiştir. Nedenini düşününüz, araştırınız, okuyunuz, okutunuz, anlatınız, öğretiniz. Yakın zamanda Genta Denizcilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı arkadaşımız Arif Ertik tarafından uzun araştırmalar sonucu Kartal römörkörü ortaya çıkarıldı. Atatürk'ün geldikleri gibi giderler sözünü Haydarpaşa'dan Kartal römörkörü ile Rumeli yakasına geçerken söylediğini gençlere öğretilmesi gerekir. Türk deniz tarihinin müfredata mutlaka konulması şarttır. Çünkü gençlere milli duyguyu aşılayacak olanlar öğretmenler ve velilerdir. Milli duygu olmazsa gençler vatanı nasıl savunacak?